Hadi oğlum yakala. Bitir işini. Ran'ın çiftlikte yapması gereken çok ağır işler vardı. Hiç boş vakti yoktu. Bu yüzden ayıların yanına çok ender uğruyordu. Yavru ayılar her gün av köpekleriyle boğuşmak zorunda kalıyordu. Bu eşit olmayan kavgada Jackie çok ciddi yaralar alıyordu. Köpeklerin en güçlüsü sürekli ona saldırıyordu. Jill Jackie'nin yaralarını yalıyordu. Ona elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyordu. Kardeşim, çok acıyor mu? Hayır, henüz idare edebiliyorum. İşe yarıyor. Al. Kardeşim, kaçmaya ne dersin? Hayır, ben kaçmayacağım. Niye kaçmıyorsun? Eminim dostumuz Ran geri gelecek ve kaçarsak bizi bulamayacaktır. Bu şekilde belki onu bir daha göremeyiz. Bu yüzden kardeşim dayanmak zorundayız. Evet. Endişelenmene gerek yok. Ben seni kudurmuş canavarlardan koruyacağım. Artık daha fazla dayanamazsın. Yaralısın sen. Böyle savaşmaya devam etmen gerekirse ölüp gideceksin. Hayır, ölmeyeceğim. Merak etme. Onlara ne kadar güçlü olduğumu göstereceğim. Gelin ayıcıklar, sizlere yemek var. Ayılar sana tekrar saldırırsa dikkat et kardeşim. Köpekler bugün onları çok kötü hırpaladı. Bana saldıracaklarını hiç zannetmiyorum. Baksana, ikisi de ne kadar bitkin gözüküyorlar. Bence Bonami bu kötü oyunu fazla uzattı. Ayılara bu kadar zalimce davranmaması gerekiyor. Doğru. Hayvanlardaki bu ağır yaraları gördükçe onlara acımamak gerçekten mümkün değil. Yiyin ayıcıklar, yiyin. Zavallı ayıcıklar. Bu çok iyi. Doyana kadar yiyin. Çok iyi bilirim. Aç ayı oynamaz. Buna ne diyorsun? Onu okşamama izin veriyor. Ben de denesem mi acaba? Hadi yala şunu. Ne var Ran? Eğer yorulduysan oturup dinlenmene izin verebilirim. Bunu istemiyorum. Ben hala Jackie ve Jill'i düşünüyorum. Onlar için endişeleniyorsun galiba. Geçen sefer yanlarına gittiğimizde Jackie çok ağır yaralanmış. Baba, belki onun yanına gidip yaralarına bir göz atman çok iyi olur. O zaman şu işi çabucak bitireyim. Ardından hemen onların yanına giderim. Gerçekten mi? Gidecek misin? Evet, ama şu işi bir an önce bitirmeliyiz. Peki. Aa, Kerian, gördüğüm kadarıyla işi az sonra bitireceksin. Evet, biraz erken paydos edeceğiz. Bu çok iyi işte. Eğer mümkünse ikinizden benim için bir şey yapmanızı isteyeceğim. Bugün ineklerimden biri doğuracak galiba. Diğer günler bu işlere bakan kovboy çiftlikte değil. Yardım gerekiyor. Bay Jackson sizden bu görevi yapmanızı istemişti. Yoksa yapmayacak mısınız? Elbette, yardım etmeye hazırım, geliyorum. Tabii ki öyle olacak. Burada işiniz bittiği an inek ağrına gelin. Çok üzgünüm. Fakat ona karşı çıkmaya gerçekten hiç hakkım yok. Sonuçta Bay Jackson'ın bir emri. Fakat yine de odunları senin yerine dizerim. Benim yerime ayıların yanına sen gidersin. Thank you.
Oradaki işini bitirdiğin zaman sen de oraya gel, tamam mı? Merak etme, geleceğim. Söz veriyor musun? Evet, ne olursa olsun geleceğim. Zaman kazanmak için ahırda yardım edeceğim. Bu iyi bir fikir Ran. Biliyor musun, köpekleri ayılarla kıyasladığımda köpeklerin çok vahşi göründüğünü söyleyebilirim. Vahşi ve sevimsiz. Bizim yataklarımızda uyumaları büyük terbiyesizlik. Bana kalsa canavarları dışarı atardım hemen. Bunu denemeye kalkarsan Boremisi'nin kemiklerini kırar. Pedro! Marco! İşte geldi. Köpekleri getirin. Tanrı zavallı ayıcıkları korusun. Hadi çabuk olun. İyi günler bayımı, hemen gidiyoruz. İşte bayım, köpeklerinizin ayılarla kavga etmekten ne kadar hoşlandığını görüyorsunuz. Size köpekleri çok iyi eğiteceğim derken fazla abartılı konuşmadığımı anlamış olmanız gerekir. Bu kadar fazla konuşmayın. Köpeklerin ayılarla nasıl başa çıktıklarını gösterin bana. İddiaya girerim ki köpeklerinizi tanıyamayacaksınız bayım. Biraz acele et, şu ayıların iplerini çöz bakalım hadi. Ayılar bu haldeyken köpekleri onların üstüne mi salacaksın? Bu baya köpeklerinin ayıları nasıl alt ettiğini göstermemiz gerekiyor. Peki bayım. Bugün ikimizi gerçekten zorlu bir kavga bekliyor. Keşke sizlere yardım edebilsek. Bu ağır yaralarla dövüşmek zorunda kalırsanız korkarım ölürsünüz. Buna engel olmalıyız. Bağlı olmazlarsa belki kaçmayı başarabilirler. Haklısın. Duydunuz. Hadi kaçmaya bakın, bu sizin son şansınız. Hey, daha ne kadar bekleyeceğiz? Başlasanız hadi. Bonami, köpeklerin neden bu kadar korkak? Hadi bitirin şunların işini. Kardeşim, önceden konuştuğumuz gibi hareket edeceğiz. Evet, konuştuğumuz gibi. Bu harikaydı. Bunu başaracağınızı gerçekten tahmin etmemiştim. Harikaydınız ayıcıklar. Aman tanrım. Umarım geçerli bir açıklamam vardır. Şu anda yok bayım. Çok şaşırdım. Neden bu kadar korktunuz? Neden ayılara saldırmıyorsunuz? Bu yolla bir şey elde edemezsiniz. Ha? Siz buna köpekleri av için eğitmek mi diyorsunuz? Bir kere ayılardan korkmuş köpeklerin ayı avında artık kesinlikle işe yaramadığını siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Bu başarısızlığınız için tek kuruş bile vermem. Ama bayım, yiyecek için yaptığım harcamaları ödemelisiniz bana. Öyleyse ben de sizden işe yaramaz hale getirdiğiniz köpeklerim için tazminat istiyorum. Almasam daha iyi olur, ne dersin? Ha? Sizin gibi palavracılara nasıl inandığımı bir türlü anlamıyorum. İkinize de bunun hesabını soracağım. Bizimle konuşmak istediğini söylediler. Ne istiyorsun bana abi? Bunu sonra öğrenirsiniz. Bize iki bardak daha ver.
Senin bize içki ısmarlaman çok ender rastlanan bir olay. Sanırım bizimle ilgili tatsız bir planı var. Sen ne dersin? Ne? Böyle bir şey kesinlikle yok. Durum bunun tam tersi. Ben şimdi size çok ilgilendiğiniz bir şey getirebilirim. Ne diyorsun? Bunun ne olabileceğini bilmiyorum. Hani şu satın almak istediğiniz iki tane yavru ayı vardı ya. Hatırlamıyor musunuz yoksa? Onları mı diyorsun? Ayıları satmayı unut. Unut da ne demek? Nedenmiş o? Ha? Kes artık. Bilmiyormuş gibi yapma. Biz ayıların başına gelenleri çok iyi biliyoruz. Bonami, biz av köpekleriyle ayıların dövüştüğünü çok gördük. Sonunda ayıların köpekleri hakladığını biliyoruz dostum. Bu söylediklerinizin bir kelimesi bile doğru değil. Ayılarla başa çıkamadığın için şimdi bize yaralı hayvanları satmaya çalışıyorsun. Yok dostum, onları bize satamazsın sen. Seni anlıyorum Carter. Ayılar saldırgan olursa bu senin gösteri kavgaların için daha iyi olur. Nick, ayrıca dişi ayı diğerine göre çok daha sakindir. Ayılara ihtiyacım yok. Hayvanlar kendilerini başarılı bir şekilde savunmayı öğrendiklerinde artık eğitilemezler değil mi Nick? Evet öyle. Artık sirk için uygun değiller. İyi bir gösteri için iyi hayvanlara ihtiyaç var dostum. Kavga etmeye başlamadan önce üçümüz bir şeyler içelim ha, ne dersiniz? Bonami, sanırım sen bu yavru ayıları bize satmayı çok istiyorsun. Fiyatları yüksek olmasa bir anlaşma mümkün olabilir. Yavru ayılar için ne kadar istiyorsun? O iki sevimli yavru ayıyı sizlere 50 dolara bırakabilirim. Biz boşuna vakit kaybediyoruz. Evet, hoşça kal Bonami. Hoşça kal. Neden kaçıyorsunuz? Sizinle anlaşabiliriz. Söylesenize nereye gidiyorsunuz? Çabuk o iki ayıyı fıçılardan çıkarıp bana getirin. Bonami, yine ne yapacaksın o yavru ayılarla? Onları ne yapacağım sizi ilgilendirmez. Çabuk buraya getirin hadi. Baş üstüne istediğin gibi olsun. Hadi ayıcıklar dışarı çıkın. Çok uzun sürdü bu. Hadi dışarı çıkmayacak mısınız? Artık yeter ama. Dışarı. Bu ayıların çok saldırgan oldukları ortada. 20 dolara anlaşmıştık ama bu fiyat çok düşük gibi geldi bana. Fiyat hiç düşük değil. Ayrıca benim inatçı ve saldırgan olmayan ayılara ihtiyacım var. Böyle vahşi olurlarsa onları eğitmem imkansız olur. Ya saçma. Ayrıca bu ayılar çok hırpalanmış. Her tarafları yara bere için en fazla 10 dolar eder bunlar. En fazla. Her birine 10 dolar. Bunu duydun mu? Bana bir zavallı ayıcıkları satmak istiyor. Bunu duymak bile istemiyorum. Keruyan bunu öğrenirse çok kötü olur. Beni ufak dişi yavru ilgilendiriyor. Gel bakalım yavrum. Aa! Seni canavar. Elimi ısırdı. Ben aklımı kaybetmedim. Böyle bir canavar için kesinlikle bu parayı ödemem ben. Şantaj yapıyorsunuz. Ben vazgeçtim. Bu sirkte işe yaramaz. Bu ayı sadece sorun yaratır. Carter, sen ne yapıyorsun orada? Bu iki yavru için sana 15 dolar veririm. 15 dolar çok az. 17 buçuğa veririm size, anlaşıldı mı? 15 veriyorum, evet 15. Ne aşağı ne yukarı. Fakat masraflar ne olacak? Bu canavarlardan kurtulduğun için şükretmelisin. Anlaştık mı? Bu çok az. Tamam, yavru aylara gitmemiz bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Ama Dan'ı doğurduğunda burada bulunmamız gerçekten iyi oldu. Dan! Alice gel! Neden böyle koştun Alice? Nefes nefese kalmışsın sen. Ran, senin için iyi bir haberim var. Bunu hemen öğrenmeni istedim. Nasıl bir habermiş bu? Tahmin et bakalım. Ayıları artık çiftliğe geri getirebilirsin. Ya! Babama ayıların halini anlattım. Jackie'nin çok kötü yaralandığını da. Sizden inekler yüzünden ayıları uzaklaştırmanız istendiğinden haberi yokmuş. Sevinmiyor musun Ran? Yavru ayılar tekrar yanında kalabilecek. Onların yedikleri böyle bir çiftlikte çok önemsiz kalır. İnekler ayılar yüzünden süt vermiyorsa biz de ayıları ineklerden uzak tutarız. İzin veriyor mu? Bu doğru mu? Tabii ki doğru. Buna karşılık benim ev ödevlerimi iyi yapmamı istedi babam. Alice, çok sağ ol. Bu harika değil mi baba? Jackie ve Jill tekrar yanımıza gelecek. Buna çok sevindim.
Alice, bu çok iyiydi. Bay Jackson'a bunun için teşekkür edeceğim. İstersen ayıcıkları almaya beraber gidebiliriz. Korkma, Alan senle ayıların yanına gitmeme çoktan izin verdi. Yola koyul Ran. Burada yapılacak işleri tek başıma yaparım. Kolay gelsin baba, ben gidiyorum. Şimdi size gelelim. Ran ve Keruyan bu satışı kesinlikle öğrenmemeli. Böyle bir şey asla söylemeyiz. Sen sus. Eğer siz susmazsanız Bay Jackson'la ben konuşurum. Ona av kulübesini kimlerin yaktığını anlatırım. Biz senin emrinle yaptık ama. Evet ama kundakçılar sizlerdiniz. Bunu sakın ola unutmayın. Merhaba Ran. Jackie ve Jill nerede? Bunu sana söyleyemem. O iki yavru ayı nerede? Biz buraya onları götürmeye geldik. Onları alacak mısınız? Evet, babam onların gene çiftlikte yaşamasına izin verdi. Bay Jackson izin mi verdi? Onlar için harcadığınız çabaya çok teşekkür ederiz. Ran, sana bir şey söylemeliyim. Evet. Ayıcıklar gitti, yani kaçtılar. Ne? Kaçtılar mı? Nasıl oldu? Çok basit. O ikisi iplerini koparıp kaçtı. Aman tanrım, ne talihsizlik. Olamaz. O ipler kopmaz. Biz onları her yerde aradık fakat bir türlü bulmayı başaramadık. Korkunç bu. Ran, demek Jackie ve Jill kaçmış. Evet baba, ipleri koparmışlar. Pedro onların şimdi ormanda olduğunu söyledi. Onları bulacağım Ran. Burada değillerdi galiba. Onları nerede bulacağımızı biliyorum. Tarak Dağı'na gitmişlerdir. Kaçmış ha. Bu bana oldukça tuhaf geldi. Neredeler acaba? Eski mağaralarına da uğramamışlar. Evet, burada onlardan hiçbir iz yok.
Bonami, Jackie ve Jill'i yavru ayıları gösteri kavgaları yaptıran Carter'a satmıştı. Rana onların kaçtığı söylendi. O da babasıyla beraber ormanda ayıları aramaya başladı. O kadar çok aramalarına rağmen yavru ayıların izlerini hiçbir yerde bulamadılar. Yaşlı altın arayıcısı Rocky de onlara katılmıştı. O da boşuna ormanda arandı durdu. Yavru ayılar neredeydi acaba? Kerouan bu kaybolmayı açıklayamıyordu. Aklında bu esrarlı işe bir çözüm bulmaya çalışıyordu. Yavru ayıların başına gelenleri bir dahaki sefere anlatırım.